Hastalık bu futboldan herkese merhabalar. Euro 2024 heyecanının başlamasına artık sayılı saatler kala bu içerikte milli takımımızın yer aldığı F grubunu analiz edeceğim. Rakiplerimizi hem kadro hem de taktiksel açıdan çok daha yakından tanıyacağız. Maçlarımızın oynanma sırasıyla ilerliyoruz. Önce Gürcistan'ın ne tür bir futbol devrimine imza atarak buraya geldiğini, ardından Portekiz'in Roberto Martinez'le birlikte büründüğü üstün hücum kimliğini anlatırken bu takımın neden yakın tarihin en iyi Portekiz'i olduğunu izah edeceğim. Gruptaki kapalı kutu Çekya'nın bize benzer zayıf yönlerini ve bizden farklı güçlü yönlerine mercek tutup son olarak kendimize döneceğiz. Neler hayal ettirdiğimizden ve muhtemelen nasıl oynayabileceğimizden bahsedeceğim. Modunuzu yükselten keyifli bir içerik olacağını düşünüyorum. Müdavimler için beğeni, ilk kez tanışanlar için abone olma işleri tamamsa bu sıcak yaz gününde elimizde buz gibi bir de Coca-Cola varsa daha ne olsun. Hazır ve nazırız, başlıyoruz. Gururumuzu yükselten bu milli duygu her şeyin üstünde. Coca-Cola, Euro 2024 resmi sponsoru. 18 Haziran Salı günü Signal Iduna Park'ta F grubunun ilk maçını oynayacağımız rakip Gürcistan'la başlayalım. FIFA Coca-Cola dünya sıralamasında yalnızca 75. sırada bulunan Gürcistan, ne Dünya Kupası ne de Avrupa Şampiyonalarında daha önce hiç yer alamamıştı. Tarihinde ilk defa bir majör turnuvada boy gösterecek olan bu ufak Kafkas ülkesinin Almanya'ya tesadüfen gelmediğini anlamak için yaprakları biraz geriye çevirmemiz lazım. 90'lara kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Gürcistan'da bağımsızlık sonrası kurulan yerellik 34 yıldır düzenleniyor ve en yakın rakibine 15 kupa fark atmış olan Dinamo Tiflis 19 şampiyonlukla ülkenin açık ara en başarılı futbol kulübü olarak öne çıkıyor. Yerelde bu kadar başarılı olan Dinamo Tiflis ülke futbolunu kalkındırma vizyonuyla bir atılım yapıyor ve 2013 senesinde bir futbol akademisi kuruyor. İşte bugün Almanya'ya götürdükleri 26 oyuncunun tam 16 tanesi bu akademiden mezun olmuş. Bu projeyi ülkemizdeki Altın Ordu projesinin Gürcistan versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl ki Cenk Özkaçar gibi, Taylan Antalyalı gibi buradan çıktığı daha az bilinen ancak A milli seviyeye erişen birçok sporcumuz olduysa, Trumgras forması giyen Kiteşvili ya da Watford'da oynayan Chuck ve Tazze gibi onların da hala milli havuzun bir parçası olan oyuncuları var. Nasıl ki Altın Ordu projesinin posterini Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü oluşturuyorsa, Tiflis Akademisi'nin poster çocukları da Napoli'nin süperstarı Kvara ve Valencia'nın file bekçisi Mamar Daşvili. Tabii Kvara için sadece Dinamo Tiflis değil Gürcistan tarihinin en önemli oyuncusu olduğunu söylemek daha yerinde olacaktır. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen milli formayla 15 gol kaydeden süper yetenek şimdiden 26 golle tüm zamanların en golcü Gürcüsü Şota Arvalasse'ye hayli yaklaşmış durumda. Dolayısıyla elbette en dikkat etmemiz gereken oyuncu o. Ancak tek dikkat edilmesi gereken de o değil. Dinamo Tiflis'in yerel başarılarından devşirdiği bir akademi ve o akademiden çıkanların milli takımı şekillendirdiği bir düzen. 3.7 milyon nüfuslu bu ülke gençlerine güvenmiş ve o gençler onları hayal kırıklığına uğratmamış. Kuzey komşumuz bu oyuncu grubuna altın jenerasyon diyor mudur bilmiyorum. Ancak tarihlerinde ilk defa bir Euro'ya katılıyor olmaları itibariyle çok gururlu olduklarını tahmin etmesi güç değil. Üstelik Gürcüler milli takım hocalarına sonuçlardan bağımsız sabır gösterme konusunda da çok iyi bir iş çıkarmışlar. Yaşça biraz büyük olanlarınızın Bayern'in sağ bekinden hatırlayacağı Willy Sanyol tam 3,5 yıldır takımın teknik sorumlusu. Öncesinde Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Fransız, Gürcistan'la ilk 9 maçında sadece tek bir galibiyet alabilmesine rağmen görevinin başında kalmaya devam etmiş. Bizim için kulağa biraz garip geldiği için yineleyeceğim. 9 maçta sadece 4 puan toplayan bir hoca görevine devam etmiş ve 3,5 senedir de milli takımın başında. Bu ilk 9 maçın neredeyse tamamında dörtlü sistemler tercih eden Sanyol, Ekim 2021 itibariyle 3 stoperli düzene geçiyor ve o gün bugündür sistemi hiç bozmuyor. Son 25 maçta sadece 5 mağlubiyet alıyor ki bu 5 yenilginin ikisi grup elemelerinde karşılaştıkları İspanya'dan gelmiş, 4 kez berabere kalmışlar ve geri kalan 16 müsabakanın tamamını kazanmış durumdalar. Haliyle son 25 maçında 2.08 gibi göz alıcı bir puan ortalaması yakalamışlar.
Demek ki istikrarda var bir keramet. Gürcistan'ın son 20 senesinde Hector Cooper, Klaus Topmöller, Vladimir Weiss gibi marka hocalar bile Willy Sanyol'ün ortaya koyduğu bu başarının yanına dahi yaklaşamamışlar. Gürcüler asla hafife alınacak bir ekip değil ve buraya tesadüfen gelmediler. Aynı akademiden yetişmiş, birbirlerini iyi tanıyan bir oyuncu grubu, uzun süredir takımın başında olan, dolayısıyla takımı çok iyi tanıyan bir hocaları var. Rakip kim olursa olsun asla hayalperest bir takım değil Gürcistan. Limitlerini bilerek oldukça güvenli bir futbol oynuyorlar. İlk golü yememek onlar için hayati öneme sahip, bu yüzden 0-0'ı çok ciddi ve disiplinli oynuyorlar. Takım halinde 11 kişiyle topun arkasına geçme konusunda çok hevesliler. Ben oynadıkları son 3 maçı seyrettim ve bana bir İskandinav ülkesini çağrıştırdı. Sadece onlar kadar uzun boylu ve fizikli değiller, ancak yere sağlam basma, mücadele etme ve hız konularında gayet iyi durumdalar. Zaten Gürcülerin tipolojisi biraz böyledir, coğrafya ve kültürün spora yaptığı etkiyi biliriz. Engebeli arazi şartları ve zorlu Kafkas ikliminin bir yansıması olarak Gürcüler ufak tefek fiziklerine karşı yorulmak nedir bilmeyen atik sporculara sahip. Bizim karşımızda da buraya nasıl geldiklerini unutmadan, en iyi bildikleri işi yapıp önce defansif güvenliğe önem vererek ve süratli oyuncularıyla kontra arayarak çıkmak isteyeceklerdir. Ve bilirsiniz, bu tarz ekipler bize her zaman büyük sorunlar çıkarabilir. Turnuvaya iyi başlamak çok mühim. Bu yüzden gol atmanın büyüsüne kapılıp arkadaki alanları unutmamalı, dikkatli oynamalıyız. İlk gol gerçekten çok önemli ve sadece kalitemizle dahi sürklase edebiliriz. Ancak turnuvaya gelinceye kadar oldukça istikrarlı kadrolarla devam etmiş, ne oynadığı belli bir sistem takımı bu Gürcistan. Peki nedir bu sistem? Maç önü kadrolarında spor basınının ya da TRT'nin onları 3-4-3 ya da 3-5-2 şeklinde sahaya dizdiğini görebilirsiniz. Ancak inanın bana, son 3 maçını 90 dakika izledim ve bu takımın oynadığı şey 5-3-2'den başka bir şey değil. Öncelikle Gürcülerin topla hiçbir işi yok. Topu almak, defanstan kısa paslarla oyun kurmak ya da orta sahada set oyunu kurgulamak, rakip kim olursa olsun tercih etmedikleri şeyler. Ki bu mücadeleci ve süratli takımın güçlü yanı, top rakipteyken daha fazla hissediliyor. 5-3-2'nin ikisi muhtemelen Kvara ve Mikatadze olacaktır. Kvara kadar olmasa da Mika da gayet süratli bir hücumcu. Fransa'da doğmuş ve altyapı eğitimini Lyon'da almış bir isim. Geçen sezonu Metz'te kiralık geçirdi ve bonservisi an itibariyle Ajax. Kvara'dan sonra en dikkat etmemiz gereken isim bu çocuk. Sanyol beşli hattın sağına Kakabasse'yi yazarken solda hücum gücü yüksek, çok süratli iki isimden birini tercih ediyor ki bunların ikisini de yakından tanıyoruz. Biri Konya formasıyla hatırlayacağınız Levan Şengelya, diğeri özellikle Galatasaraylıların çok iyi bileceği, ligimizde 3 farklı takımda forma giymiş olan Saba Lobyanisse. Takımın 3 orta sahasından biri Levante forması giyen Koçoraşvili, oldukça defansif bir rolde. Sturm Graz forması giyen ve çabuk ayaklı bir oyuncu olan Kiteşvili destekleyici rolde, 10 numaralı Çakvetasse ise oldukça teknik bir isim ve hücum rolünde. İşte top rakipteyken 11 kişiyle topun arkasına geçen bu takımın her iki kanadı topu kazanır kazanmaz ön tarafa fırlıyor. Mikatadze sık sık defans arkası koşular gösteriyor, Kvara ise genellikle topla olan becerilerini sergilemek için bir hat geriye gelirken Çakvetasse de ileri çıkıyor ve beşli bir hücum hattını oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu haliyle kontra hücumlarda 5-3-2'den 3-2-5'e dönüşüyorlar. Bazen Çakvetasse merkeze doğru girip Mika ve Kvara'ya stoper bek arasına koşu atma fırsatı veriyor ve böyle anlarda Kvara genellikle Şengelya ya da Saba'dan aldığı destekle sola deplase oluyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, Gürcülerin solu defansif anlamda zayıf karnı olsa da ofansif anlamda gayet güçlü yanı. Başta söylediğim gibi topla çok polemiğe girmeyen, uzun toplar ya da 3-4 direkt pasla geçiş arayan ters bir takım. İlk golü kimin atacağı maçın tüm senaryosunu şekillendireceği gibi erken bir gol bulmamız durumunda maçı çok istediğimiz bir denkleme taşıyabiliriz. Ancak ne olursa olsun acele etmemek, 0-0'ı sabırlı oynamak lazım. Çünkü geriye düşmemiz durumunda iyice kabanacak olan Gürcüleri açmak sanıldığından daha zor olabilir. Üstelik takım halinde geriye yaslandıklarında son derece güvendikleri bir de kalecileri var ki takımı Valencia onun oynadığı maçlarda kalesinde toplam 50,3'lük XG verse de Georgi Mamardashvili 41 gol yiyerek geride bıraktığımız sezonda La Liga'da açık ara en çok gol engelleyen file bekçisi olmuştu. 22 Haziran Cumartesi akşamı F grubunun ikinci maçında yine Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geleceğimiz Portekiz'le devam ediyoruz.
FIFA Coca-Cola dünya sıralamasında 6. sırada bulunan Portekiz hem grubumuzun hem de turnuvanın doğal favorilerinden biri. Hepinizin gayet iyi bildiği üzere Portekiz gerçek anlamda bir futbolcu cenneti. Oyuncu yetiştirme ve parlatma anlamında onlardan daha iyi bir ülke var mı emin değilim. Bu sebepten her turnuvaya, her jenerasyondan onlarca yıldız adayıyla katılsalar da genellikle onları kupadan uzak tutan şey bir puzzle'ın ufak bir parçası olurdu. Bundan bir 10 yıl kadar önce bu puzzle parçası her şeyleri tamken olmayan bir elit santrafordu. Santraforların en elitini içeriden buldular ancak bu sefer de stoper hattı yaşlandı ve Pepe'nin yanına o seviyede birini koyamadılar. Kısa süre içerisinde tarihin en ilerinden biri olacak Ruben Diaz diye yağız bir delikanlı çıka geldi ancak bu sefer de oldukça tutucu bir futbol oynatan ve takımın hücumdaki potansiyelinin açığa çıkmasına engel olan bir teknik adama sahiptiler. Uzun lafın kısası, kaşifler için hiçbir zaman her şey tam değildi ki bu turnuvaya kadar. Ülkenin en sıkıntı yaşadığı yer olan kalede yakın geleceğin en ilerinden biri olarak gösterilen Diego Costa var. Ruben Diaz'ın yanına yazabildikleri ve yine yakın gelecekte en az onun kadar iyi olacağı düşünülen Gonçalo Inácio ve Antonio Silva olmak üzere 2 adet elit adayı stoperleri var. Bugün rahatlıkla aktif en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterebileceğimiz Bernardo Silva ve Bruno Fernandes artık çok daha tecrübeli oyuncular olmalarının yanı sıra kelimenin tam anlamıyla prime çağını yaşıyorlar. Kanatta korkunç bir skor tehdidi olan ve pozisyonunun en ilerinden biri olarak gösterilen Rafael Leao, Vitinha gibi acayip bir oyun kurucu, Palhinha gibi acayip bir kesici. Semedo, Diego Dalo, Nuno Mendes ve Cancelo olmak üzere baş döndüren 4 tane bek. Ki neden baş döndürücü olduklarını birazdan taktik tahtada çok daha iyi anlayacağız. Ön tarafta ise Gonçalo Ramos ve Diego Jota gibi skorerler. Tabi bir de şey var. Şey işte. Tamam 39 yaşında ama İrlanda maçında hepimize bilmem kaçıncı defa tekrar gösterdi ki Cristiano Ronaldo her zaman Cristiano Ronaldo'dur. Dolayısıyla bence Portekiz kadro kalitesi bakımından Fransa ve İngiltere'nin ardından turnuvanın en iyi takımı. İspanya, İtalya ve Almanya gibi büyük ülkelerden daha önde olduklarını düşünüyorum. Üstelik puzzle'daki eksik parça bu kez kadroda bulunmadığı gibi teknik kadroda da bulunmuyor. Fernando Santos'un ayrılığı sonrası 2023 senesinde takımın başına gelen Roberto Martinez bu işi gerçekten yakından takip etmeyenler için az bilindik bir isim olabilir. Zira İspanyol'un kulüp kariyeri yok denecek kadar az. Ancak bu işin gurmeleri gayet iyi bilir ki Roberto yakın tarihin en iyi milli takım çalıştırıcılarından biridir. 2016 yılında başına geldiği Belçika 2006 ve 2010 olmak üzere 2 Dünya Kupası'na 2004, 2008 ve 2012 olmak üzere üst üste 3 Euro'ya katılamamış bir ülkeydi. Martinez takımın başına geldikten sonra Euro ya da Dünya Kupası fark etmeksizin üst üste 5 majör turnuvanın tamamında boy gösterdiler, 4'ünde en az çeyrek final gördüler, 2018'de ise dünya üçüncüsü oldular. Onun yönetiminde kelimenin tam anlamıyla altın bir jenerasyon yakalayan Belçika, FIFA ülke sıralamasında birinci sıraya kadar yükseldi. 6 yıl süren ve 80 maçtan oluşan Belçika kariyerini 2,26 gibi milli düzeyde benzerine pek az rastlanan bir puan ortalamasıyla tamamladı ki an itibariyle 1,5 yıldır Portekiz'i çalıştıran Martinez çıktığı 14 maçta 2,57 puan ortalaması yakalayan bu 14 maçta 48 kez fileleri havalandıran bir takım ortaya çıkardı. Dile kolay, maç başı 3,28 gol ortalamasından bahsediyoruz. Dolayısıyla tıpkı Gürcistan gibi gruptaki diğer rakibimiz Portekiz'de hem kadro kalitesi hem de taktiksel açıdan son yılların en güçlü ve en formda Portekiz'i. Grubumuzdaki her takımın olduğu gibi onların da son 3 hazırlık maçını 90 dakika izledim. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim, sonuçlar kimseyi aldatmasın, Portekiz çok iyi futbol oynuyor. Beni topun olmadığı yerden artık yeterince iyi tanıyorsunuz. Takımların sahaya yayılma şekillerinde sürekli desenler aramaya, kalıplar çıkarmaya ve gördüğüm görüntüleri sizlere aktarmaya bayılırım. Ancak Portekiz'i izlerken bunları tespit etmekte değilse de anlamakta benim dahi güçlük çektiğim varyasyonlar buldum. Portekiz ön alan presinde oldukça başarılı bir takım ancak sahaya o kadar doğru yayılıyorlar ki çoğu zaman topu geri kazanmak için onun peşinden koşmalarına gerek kalmıyor. Yer yer ilham aldığım, yer yer kıskandığım bir hayranlık uyandırdılar bende. Özellikle kanat rotasyonlarında modern oyunun görebileceği en modern bek kullanımına sahipler diyebilirim. Yani yaptığı
yaptıkları şey kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Tüm bunların yanı sıra duran toplarda da ekstra önlem alınması gereken bir takım. Korner ve frikikleri klasik şekilde kullandıklarında Bruno ve Vitinha başta olmak üzere çok özel atıcıları var. Ancak Portekiz kısa kullanıp enteresan duran top rutinleriyle de sık sık pozisyon üretebiliyor. Hastalıklı sohbetlerde üzerine illaki konuşacağız ancak 22 Haziran'daki maça bir referans olması için şu bek kullanımı konusunu iyi kavramanızı istiyorum. Ve bunun için bir miktar geriye gitmemiz gerekiyor. Roberto Martinez Belçika'da kazandığı ne varsa bunu 3-4-3 ile başarmış bir hoca. Ön tarafta Mertens, Hazard ve Lukaku olduğunu düşünürsek belki de 3-4-2-1 de diyebiliriz. Ancak olayın özü 3 stoper. Zaten Portekiz'in başına geçtiği ilk 4 maçta da 3-4-3 oynuyor ve bu maçların tamamını gol yemeden kazanıyor. Ancak ne düşünüyorsa, ki ne düşündüğünü birazdan tüme vardıracağım, Eylül 2023 itibariyle bir anda pat diye kariyerinde ilk kez dörtlü sisteme geçiş yapıyor. Bir bakıyoruz 4-3-3 oynatıyor, yeri geliyor kız kardeşi olan 4-1-4-1'i deniyor, yer yer hayli hücumcu bir diziliş olan 4-1-3-2'ye geçiyor. Ancak bunların hangisini kullanırsa kullansın, şu 4 savunmacının önünde daima tek bir ön libero var. Portekizli Roberto Martinez yönetiminde asla çift pivot görmüyoruz ve dörtlü oynadığı bu 10 maçın 8 tanesinde şu hiç değişmeyen slotta da hep aynı oyuncuyu kullanıyor. Geçtiğimiz yaz Fulham'a transfer yapan Palhinha. Palhinha top çalma alanında sadece Premier Lig'in değil 5 büyük ligin en iyisi konumunda ve tanıyanlar bilir 1.90'lık fiziği ve üstün defansif sezgileriyle Palhinha 8'leşen bir 6'dansa stoperleşen bir 6 numaradır. Ve bu adamın stoperlerin arasına girmesiyle kağıt üstünde dörtlü sisteme döndüğünü düşündüğümüz Roberto Martinez top kendilerindeyken hala üçlü oynuyordur. Palhinha yalnızca top rakibe geçtiğinde onun üstün top kapma becerilerinden faydalanılması için öne çıkıyordur. Nereden anlıyoruz bunu? Derhal Portekiz'in son resmi maçlarına ışınlanıyoruz. Ekim 2023 Slovakya maçı kadrosu. Kadroyu ortalama pozisyonlarına göre dizdiğimizde sağ stoper Antonio Silva, sol stoper Ruben Dias ve takımın 6 numarası zannettiğimiz ama aslında arkayı üçleyen Palhinha. Bir ay sonraki milli ara Kasım 2023 İzlanda maçı kadrosu. Kadroyu ortalama pozisyonlarına göre dizdiğimizde sağ stoper bu kez Ruben Dias, sol stoper Gonçalo Inácio ve takımın 6 numarası zannettiğimiz ama aslında arkayı üçleyen Palhinha. Dolayısıyla Roberto Martinez aslında hala üçlü oynatıyor. Şimdi şu baş döndürücü bek kullanımına geçebiliriz. Portekiz'in Finlandiya'ya karşı oynadığı hazırlık maçından bazı görüntülere bakacağız ama daha iyi anlamak için önce maç kadrosunu taktik tahtada bir görün. Palhinha dörtlünün önünde tek ve şimdilik aklınızda tutmanız gereken tek şey bu takımın sağ beki Cancelo, sol beki Nuno Mendes. Maçın 36. dakikası sağ bek Cancelo topla birlikte alan kat ederken sol bek Nuno Mendes burada. Cancelo sıfıra inip ortasını yaparken Nuno Mendes ceza sahası içine girdi. Bir başka deyişle takımın sağ beki çizgiden kesti, takımın sol beki penaltı noktası üzerinden kafa vurdu. 3 dakika sonrası sağ stoper Antonio Silva, sol stoper Ruben Dias ve aralarına girip topa sahip olan Palhinha. Bu Portekiz'in 3'ü. Vitinha ve Joao Neves bu da artı 2'si. Galatasaraylılar bu kurguya toydan hayli alışkın fakat alışkın olmadığımız şeyi top biraz daha ileri geçtiğinde göreceğiz. Buradaki oyuncu kim ola ki? Jota derine mi gelmiş yoksa Conceição içe mi kat etmiş? Top Vitinha'ya geçip ileri paslandığında kadraj genişliyor ve bu soruların cevabını görüyoruz. Conceição hala çizgide. Jota burada. Bu Rafael Leao olduğuna göre soldan genişlik veren de sol bek Nuno Mendes'dir. Hala aynı sorudayız. Bu kim? Kim kaldı geriye? Cancelo. Takımın sağ beki Cancelo. Onun kendini buraya atıp rakip ön libero'yu meşgul etmesi Jota'nın bloklar arasında rahatlıkla top alıp yüzünü kaleye dönebilmesini sağlıyor. Üstelik Mendes'in en dıştan verdiği genişlikle Leao çok rahatça back stoper arasına sızmış. Ancak Jota yakınındaki Conceição'ya oynadı ve pozisyon onun attığı etkili bir şutla sona erdi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri var. Dias yerine Inácio, Leao yerine Neto, Jota yerine Gonçalo oyunda. Palhinha yerine Bruno Fernandes girdi. Palhinha'nın stoper üçleme görevi Joao Neves'e devredildi. Mendes yerini Dalot'a bırakıyor ve Cancelo sol beke geçiyor. Bruno öndeki beşlide ön libero'yu meşgul etme görevini devralırken Cancelo içe kat edip 3 artı 2'nin ikisinde Vitinha'ya eklemlenecek. Yani anlatırken bile biraz zor ama özetle şunu söyleyebilirim. İlk yarı tersini yapmışlardı. Şimdi düzünü yapacaklar. İkinci yarının başı Neves stoper arasında Silva, Inácio
Inacio, burası 3. Cancelo hop içeri girdi. Vitinha ile birlikte artı 2. 3 artı 2. Cancelo içeri girdiği için artık genişlik verme işi Leao yerine oyunda olan Pedro Neto'da, ki o da bir çizgi oyuncusudur. Bruno Fernandes burada. İleride görmediğimiz bir Gonçalo Ramos ve sağda ise genişlik vermeye devam eden Conceição var. Peki bu 5 numara kim? Takımın an itibariyle sağ beki olan Diego Dalo. İlk yarı Cancelo'nun yaptığı şeyi şimdi o yapıyor ve hatta Neves atacağı bir uzun pasla onu defansın arkasına kaçırmayı deniyor. Demin 3 artı 2'yi gördük. Burada da öndeki 5'li hattı görebilirsiniz. Neto, Bruno, Ramos, Conceição ve sağ bek Dalo. Defansın karşılayacağı bu top Ramos'un önünde kaldı ve 9 numara kafayla Conceição'yu oynadı. Chico topu aldığında onunla birlikte oluşan 5'liyi hala seçebiliyoruz ve bunlardan Dalo penaltı noktası üzerinde. Conceição ona yardıma gelen Vitinha ile sete dönünce Dalo ceza sahasından çıkıp buraya geliyor ve Finlandiya savunması artık gömülü olduğundan offside'a düşme tereddütü yaşamadan tekrar orijinal mevkisine doğru bindiriyor Dalo. Vitinha aradan onu gördü, Dalo kesti, Finlandiya savunması Neto'dan önce uzaklaştırdı, yayda sahipsizi toplayan, az önce 3 artı 2 yapan takımın orijinal sol beki Cancelo oldu. Düzeltti, vurdu, kaleciden sekeni bu kez sağ bek topladı. Sağ bek kesiyor, sol bek topluyor, sol bek vuruyor, sağ bek topluyor. İnanılmaz bir bek kullanımı. 50. dakika Neves çizgideki Conceição'yu oynarken Dalo iç koridorda. Chico topla buluşur buluşmaz Dalo içten dışa bir bindirme gösteriyor. Topu ondan geri aldığında görüntümüz bu. Conceição, Dalo, Ramos, Neto, Cancelo. Diego Dalo'dan bile göre enfes bir cutback daha. Cancelo bir fake gösterip rakibinden kurtuldu. Devamında çok sert vurdu. Leverkusen'ın kalecisi Hradacki mucizevi bir kurtarışı imza attı. Bir kez daha takımın sağ beki kesti, sol beki ya üstünde top aldı. Sağ stoper Silva, sol stoper Inacio. Palhinha'dan o görevi alan Neves yine aralarında 3, Cancelo bu kez önde ve artı 2'yi kuran Vitinha ile birlikte bu kez Bruno. Cancelo dedik, Neto, Gonçalo ve Conceição bu kez içte. Dolayısıyla en sağda genişlik vermesini bekleyeceğimiz isim Diego Dalo olmalı. Açıyı değiştirelim, bakalım vermiş mi? Vallahi de vermiş. Öyle böyle vermemiş yalnız. Finlandiya'nın markaj yaması az sonra allak bullak olacak. Bu topu göğsüyle önüne alan Dalo yerden Gonçalo'ya, Gonçalo da Conceição'ya indiriyor. Conceição az önce bu pası atıp bu hücumu başlatan yaydaki Bruno'yu buluyor. Bruno oralardan yapmayı en sevdiği işi yaparak fileleri havalandırıyor. Enfes bir set, harika bir kanat manipülasyonu daha izledik. İlk yarıda top Cancelo'dayken Nuno'nun yay üstünde konumlandığını iki defa görmüştük. İkinci yarıda ters simetrisi oldu aslında. Top soldayken Dalo yay üstünde ekstra adam. Bu pozisyonun devamında da Conceição çok net bir gol şansından faydalanamadı. Özetle Portekiz anlaması, takip etmesi ve karşılık vermesi zor, çok sayıda hücum varyasyonu uygulayabilen çok skorer bir takım. Beklerden biri penaltı noktasındayken bir anda sıfırdan cutback yapabiliyor. Beklerden diğeri az önce build up yaparken bir anda ceza sahası içinde golle burun buruna gelebiliyor. Bu versatil ve dinamik beklere karşılık verebilir miyiz bilmiyorum. Zor bir ihtimal ama diyelim ki verdik. Mesela Kerem Dalo'yu, İrfan Cancelo'yu bir an olsun boş bırakmadı. Bu yine de bizim için iyi bir durum mudur onu da bilmiyorum. Çünkü toy severlerin çok iyi bileceği üzere bu tip elastik formasyonların amaçladığı şey rakibin markaj şemasını kaydırmaktır. Ve kanatlarımızın bu kadar yerinden oynatıldığı bir senaryoda topu geri kazandığımızda rakip kaleye çok uzak kalabilir, ileride çoğalmak hatta kendi sahamızdan çıkmakta ciddi problemler yaşayıp mahkum bir oyun oynayabiliriz. Dolayısıyla ben yapılacak en mantıklı işin bloklar arasına adam sokmadan, girebilenin yüzünü ise kalemize döndürmeden 4-4-2 dizilip topun arkasına geçerek ve adamlardan ziyade alanları savunarak oynayacağımız bir oyunun en gerçekçi çözüm olduğuna inanıyorum. Ki yakın geçmişte Hırvatistan, Almanya ve hatta İtalya maçlarında gördüğümüz üzere büyük rakiplere karşı oynarken, daha doğru bir deyişle kaybetmemiz olası sonuç olduğunda, psikolojik olarak kaybedecek bir şeyimiz olmadığında çok daha iyi oynuyor ve potansiyelimizi açığa çıkarabiliyoruz. Dilerim 22 Haziran'daki Portekiz maçı o akşamlardan biri olur. 26 Haziran Çarşamba akşamı grubun son maçı için Hamburg'a seyahat edecek ve Wolfsburg'da grubun düğümünün çözüleceği maçı oynayacağız.
Son rakibimiz Çekya, Gürcistan ve Portekiz'in aksine tam bir kapalı kutu. Sonuçlar ve kadro sürekliliği açısından en az bizim kadar istikrarsız bir görüntüye sahipler. Onlar da tıpkı bizim gibi genç ve potansiyelli bir jenerasyon yakaladılar ancak bu durum sonuçlara başarıyla yansımadı. 2006'dan beri hiçbir Dünya Kupası'nda yer alamayan Çekler, Euro'larda ise gruplardan sadece 2 kez çıkabildiler ve an itibariyle FIFA Coca-Cola Dünya sıralamasında bize çok yakın bir puana sahipler ve sadece 4 basamak üstümüzde 36. sırada yer alıyorlar. Çok yakın bir tarihte teknik direktör değiştiren Çekya ile ilgili Gürcistan ve Portekiz'deki gibi uzun analizler maalesef yapamayacağım çünkü yeni hocaları Ivan Hasek ile sadece 4 maça çıktılar ve maçların tamamı dostluk maçlarıydı. Bir başka deyişle onları Almanya'ya götüren hoca ile devam etmediler ya da hoca onlarla devam etmedi. Durum biraz bizdeki kısır döngülere benzer aslında. Euro elemelerinin son maçında Moldova'yı 3-0 yenen Çekya'da teknik direktör Jaroslav Silhavi hem basın toplantısında hem de sosyal medyada korkunç bir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Artık Twitter'da hoca moca değil ya da ne bileyim ben halı sahadan 11 kişi toplasam bunlardan daha iyi mücadele eder falan mı dediler bilmiyorum ama adam bu durumu gururuna yediremiyor ve Euro 2024'e katılma hakkı kazandığı gece federasyona istifasını sunuyor. Yerine gelen Ivan Hasek ise 60 yaşında ve daha önce 2009 yılında 5 maçlığına Çekya'yı çalıştırmış bir isim. Son 3 hazırlık maçının hepsinde 3-5-2'nin çeşitli varyasyonlarını ve birçok farklı oyuncuyu denedi. Dolayısıyla F grubundaki tüm rakiplerimizin biri gizli, ikisi açık seçik üçlü oynayan takımlar. Bu anlamda yıllardır üçlü oynayan Polonya ile hazırlık maçı ayarlanmış olmasını stratejik bir karar olarak yorumladım. Çekler kadro kalitesi bakımından kesinlikle bizden daha iyi bir takım değiller ancak bizden daha iyi oldukları bir konu varsa o da kadrolarındaki oyuncuların birbiriyle olan oynama alışkanlığı. Biliyorum az evvel kadro istikrarı yok dedim, evet milli takımlarında yok ancak onların şöyle bir avantajı var. Almanya'ya getirdikleri 26 oyuncunun 8 tanesi zaten Slavia Prag oyuncusu ki aralarında dikkat edilmesi gereken isim 20 yaşındaki kanat oyuncusu Matej Jurasek. Kalan 18 ismin 4 tanesi Viktor Pilsen'in, 3 tanesi Sparta Prag oyuncusu. Bir başka deyişle 15 isim Çek Ligi'nde forma giyiyor. Sparta Prag'dan çağrılan 3 oyuncunun ikisi Martin Wittig ve Ladislav Krejci olmak üzere stoper ki Galatasaray maçlarından hatırlayacağınız üzere ikisi de genç yaşlarına rağmen tabiri caizse taş gibi stoper. Üçlü savunmanın bu oyuncular üzerinden kurgulanması muhtemel. Üstelik oyuncuların birbirini tanıma durumu sadece Prag temsilcileri ya da aynı ligde forma giymeleriyle sınırlı değil. Örneğin muhtemelen takımın santrofor hattını oluşturacak olan Patrick Schick ve Adam Hložek Bayer Leverkusen'da oynuyor. 2 sezon aynı takımda antrenman yapan bir forvet attı. Thomas Suchek ve Vladimir Kufal ise 4 sezondur West Ham'da birlikteler. Dolayısıyla teknik direktör ya da 11 istikrarı açısından bizden daha iyi durumda olmasalar da oynadığı kulüp takımları üzerinden birbirlerine aşina bir oyuncu grubuna sahipler. Bu açıdan benim bu grupta ilk oynamak isteyeceğim takım Çekya olurdu ama son oynuyor olmak da kötü değil. Çünkü işler son dakikaya kaldığında neler yapabildiğimizi de sanırım Çeklerden daha iyi bilen bir ülke yoktur. 3 rakibimize de baktık. Hem kadrolarını hem oyun anlayışlarını detaylıca analiz ettik. O halde dönüp bir de kendimize bakalım. Neredeyiz, ne durumdayız, neler hayal ettiriyoruz ve hepsinden daha önemlisi muhtemelen biz ne oynayacağız? Gerek hazırlık maçlarında ortaya çıkan şablon, gerek kadroda net bir 9 bulunmaması, gerekse Montella'nın Adana Demirspor CV'sinden yola çıkarak turnuva boyunca hücum hattındaki herkesin birbiriyle yer değiştirebildiği elastik bir 4-4-2 oynayacağız diye düşünüyorum. Bu 4-4-2'nin öndeki ikisinden birinin derine gelmesiyle zaman zaman 4-2-3-1 gibi de gözükeceğiz. Bazen her iki kanat da forvetleşecek, 4-2-4 gibi gözükeceğiz. Hatta bazen forvetlerimizin ikisi birden derine gelecek ve santraforsuz bir 4-6-0 ortaya çıkacak. Montella zaten kariyeri boyunca 9'suz sistemlerle kafayı bozmuş bir çalıştırıcı. Dolayısıyla eldeki kadronun onun sevdiği bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ki zaten onu buraya getiren başlıca sebeplerden biri buydu. Adana Demirspor'da elinde Şerif Endiaye ve Gulbrandsen gibi forvetler bulunmasına rağmen Belhanda ve Emre Akbaba'yı sahte 9 gibi, kanatlarda da Yusuf Sarı ve Onyekuru gibi süratli isimlerle başarılı
başarılı sonuçlara imza atmayı bilmişti. Aynısını milli takımımızda yapması en büyük temennimiz. Çünkü turnuvaya Enes Ünal'ın sakatlanmasıyla gerçekten de gerçek bir santraforumuz olmadan geldik. Bu elastik 4-4-2'nin aşağı yukarı nasıl oluşabileceğini konuştuğumuza göre isimler üzerinden devam edelim ve en geriden en ileriye doğru ilerleyelim. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Mert Günak olmak üzere 3 kalecimizin hiçbiri Euro 2020'nin aksine çok iyi bir sezon geçirmediler. Ancak mevcut form durumlarından yola çıkarak Mert Günok'un en iyi tercih olacağını söyleyebiliriz. Günok cepheden gelen uzak orta mesafeli şutlarda bazı handikaplara sahip olsa da Polonya maçında da gösterdi ki karşı karşıyalarda inanılmaz bir libero kaleci. Üstelik düzgün ayakları ve oyun kurulumuna getirdiği artı bir onu üzerine strateji inşa edebileceğiniz kadar özel bir file bekçisi yapıyor. Muhtemelen turnuvayı Mert'le oynarız, Mert'le oynamalıyız diye düşünüyorum. Zeki'nin sakatlığı ne durumda bilmiyorum ancak atlatsa dahi sezon performansı çok yukarıda değildi. Öte yandan Mert Müldür Fenerbahçe'de ne zaman görev aldıysa hep güven verdi. Sağ bek için en güçlü adayın Mert Müldür olduğunu düşünüyorum. Sol bek için ise taraflı tarafsız tartışmasız isim Ferdi Kadıoğlu. Sezonun en özel performanslarından birine imza atan Ferdi'nin ay yıldızlı formayla da bir an evvel form tutup aynı üstün performansı devam ettirmesi yegane dileğim. Zira kendisinin tek alternatifi son dakikada kadroya eklenen Yasin Özcan. Gelecek için umutlu olduğumuz bir oyuncu Yasin ama Ferdi an itibariyle bambaşka bir seviyede. Geldik stoper tandemine ve açıkçası burası milli takımımızın en sıkıntılı olduğu yer. Aslında geniş havuzda burada çok fazla opsiyonumuz olmasına rağmen Ozan Kabak ve Çağlar Soyuncu'nun sakatlıkları bizim için çok büyük bir şanssızlık oldu. Çünkü Merih'in gözlerden uzak geçen Suudi sezonu hazırlık maçlarında gördüğümüz kadarıyla onu fiziksel açıdan epey geriye götürmüş. Özellikle Polonya'dan yediğimiz ikinci golde hem hamle zamanlaması hem de hız olarak Zalewski'ye karşılık verememesi epey düşündürücüydü. Yediğimiz ilk gole bakarsak da Samet Akaydın'ın milli takım seviyesinden çok uzak bir stoper olduğu aşikar. Bu anlamda Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin kim olacağı bizim adımıza turnuvanın kaderini çizecek bir denklem. Zira Bardakçı topla becerileri yüksek ve hamleli bir stoper olmasına karşın geniş alanlar verildiğinde defekleri ortaya çıkan ve geri dönüşlerde sıkıntılara sebep olabilecek bir isim. Dolayısıyla yanında oynayan stoperin mutlaka pozisyon bilgisi ve alan savunma becerisi üst düzeyde olmalı. İşte o vakit Abdülkerim Galatasaray'da gözüktüğü gibi çok iyi gözükür. Ama ne Merih ne de Samet o isimler kesinlikle değil. İkisi de Bardakçı'nın arkasını savunmaktansa baskıya çıkıp hamle yapmayı tercih eden isimler. İşte bu açıdan Serdar Saatçı'nın son anda kadroya eklenmesini ben değerli buluyorum. Keşke daha önce çağrılsaydı ve hazırlık maçlarında görseydik ki bence çağrılmalıydı çünkü Serdar Braga formasıyla hiç yabana atılmayacak kadar iyi bir sezon geçirdi. Hoca ne yapar bilmiyorum ama mevcut kadroda Bardakçı'ya eşlik edebilecek isim bence Kaan Ayhan. Her şeyden evvel aynı takımda oynuyorlar. Birbirlerinin eksilerini artılarını çok iyi biliyorlar ki bu stoper tandemi için çok önemli bir husus. Ve elimizdeki kadroda da alan savunması, pozisyon bilgisi Kaan'dan daha iyi olan bir isim bence yok. Stoper tandeminden orta saha tandemine geçersek oradaki iki isimden biri zaten tartışmasız Hakan Çalhanoğlu. Kaptan son 3 sezondur hem oyun karakteri hem de futbolculuğunu çok rafine bir hale getirdi. Özellikle bir arka hatta geçtiğinden beri hem oyunun defansif yönüne göz alıcı bir katkı yapıyor hem de neredeyse hiç top kaybetmiyor. Çalhanoğlu Serie A'nın en çok uzun pas deneyen 5 oyuncusundan biri olmasına rağmen %92,4'lük üst düzey bir pas başarı oranına sahip ve uzun pas paslardaki %76,3'lük isabet oranı onu sadece Serie A'nın değil 5 büyük ligin en iyi uzun pasörlerinden biri yapıyor. Gerçekten çok keskin bir pasöre dönüştüğü gibi oyunun defansif tarafında da üst düzey bir adammışlığa sahip. Turnuvada Orkun'u ön hatta kullanacağını düşünsem de ihtiyaç olması halinde Orkun da Hakan'a iyi bir alternatif olabilir. Kaptanın yanında oynayacak olan isimse sakatlığını atlatması durumunda kesinlikle İsmail Yüksek olmalı. Onun hem toplu hem de topsuz oyunda sahaya getireceği dinamizme bu sistemde çok ihtiyacımız var. İsmail'in sakatlıktan istenilen viteste dönmemesi durumundaysa Salih Özcan gibi tertemiz bir alternatifimiz var. Açıkçası Türklerin merkez orta sahası her zamanki gibi sorunsuz ve bol opsiyonlu. Hücum hattına geçtiğimizde ise birçok önemli skorerimiz var. Evet çerçeveci net bir 9 yok bu takımda. Ancak bu alanda oynayabilecek isimlerin tamamı geride bıraktığımız sezondaki performanslarıyla bize golü hayal ettiren isimlerdi. Bu 4 slot için alternatifli olarak 8 tane isim yazalım.
Arda Güler 440 dakikada 6 tane gol. İrfan Can Kahveci 18 gol 12 asist. Orkun Kökçü 7 gol 11 asist. Yusuf Yazıcı 12 gol 4 asist. Barış Alper 7 gol 12 asist. Cenk Tosun 11 gol 8 asist. Kerem Aktürkoğlu 15 gol 9 asist. Ve Semih Kılıçsoy 12 gol 3 asist. Bu 8 adam burası böyle toplam 147 tane skor katkısı yapıyor. Dolayısıyla hiç mütevazı olmaya, ihtiyatlı konuşmaya ya da santraforumuz yok diye hayıflanmaya bence gerek yok. Rakamlar ortada. Bizim gayet skorer bir hücum hattımız var. Üstelik bu 8 oyuncunun neredeyse tamamı bu sistemin neresine koysan oynayabilecek türde bir çeşitliliğe de sahip. Bu isimlere ek olarak saymadığımız Yunus, Bertu ve Wonderkid Kenan var. Zaten 9'lu sistemleri seven Vincenzo Montella'nın görevi bu havuzdan birbiriyle en uyumlu, en akışkan ve en efektif 4 oyuncuyu bulmak. Evet, işi çok kolay olmayabilir ama olmayan bir şeyi ortaya koymasını değil, bol olan bir havuzdan en iyileri seçmesini istiyoruz ki milli takım çalıştırıcılığının en büyük numarası da budur. Benim şahsi tercihimi sorarsanız İtalya ve Polonya maçlarından yola çıkarak Arda Güler, Barış Alper ve Kenan'ın hem fizikalite, hem yetenek tavanı, hem de hayal ettirdikleriyle bu hücum hattının bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Bu benim kişisel tercihim. Dördüncü olarak da kim yazılırsa yazılsın bir itirazım olmaz. Hepsi hak ediyor açıkçası. İrfan da olur, Kerem de olur, Semih de olur. Dolayısıyla benim hayalimdeki milli takım kadrosu 3 aşağı 5 yukarı böyle şekilleniyor. Ancak önemli olan hocamızın nasıl şekillendireceği. Fanatizmin sosyal medyada ulaştığı son nokta hepinizin malumu. Ve millilerimiz tuttuğu takımın formasını çıkarmadan milli takım eleştirisi yapanların kötücül enerjisine turnuva öncesi yeterince maruz kaldılar. Açıkçası benim de hatalı bulduğum bazı kadro tercihleri ve rasyonellikten uzak bulduğum bazı basın toplantıları olmadı değil. Ancak bu içerikte yalnızca pozitif bir enerji yaymak istiyor ve millilerimize gönülden başarılar diliyorum. Hocanın ve bu kadronun başarılı bir turnuva geçirebileceğine dair umudum yüksek, ellerinden geleni yapacaklarına dair inancım tam. Başarıya ülkece gerçekten çok ihtiyacımız var ve başarılı olmayı gerçekten çok istiyorum. Başarının iyileştirici ve bütünleştirici bir gücü var ve bu gücü Almanya'daki yüz binlerin, Türkiye'deki milyonların iliklerine kadar hissettiği, modumuzu yükselten, gerçek mucizelere imza attığımız bir turnuva olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Gururumuzu yükselten bu milli duygu her şeyin üstünde. Coca-Cola, Euro 2024 resmi sponsoru.